Pilise Park 30 yılı aşkın sektör tecrübesiyle pilise ve tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Kalite ve güven esaslı çalışan firma, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Alanında uzman kadrosuyla çalışmalarını sürdüren firmanın sahibi Yücel Oğraş, çalışmalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. 1963 senesinde tonel çırağı olarak başladım. 24-25-26 yaşına kadar tonelcılık yaptım. Ustalık yaptım, kalfalık yaptım. Kendi iş yerimi açtım. Belli bir süre sonra makine imal etmeye istedim. Makineler yaptım. Başka makineler de yaptım. Çok makineler yaptım. En sonunda bu pilise makinesi yapmaya karar verdim. 1980'den bu tarafa birçok makineler yaptım. Yurt dışına sattım. 20-25 kadar kendime yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Mevcut makineler yapmaktan ziyade daha farklı, daha değişik şeyler yapmak için uğraşıyorum. Şu an 12 kişiyiz. İranımızın hepsi eski. Yetiştiriyoruz, yetişiyorlar. Gayet rahat çalışabiliyoruz. Pilise okul etekleri en küçük misal. Daha çok bayanların giysilerinde, erkekler de var tabii bunun içinde. Damat gömlekleri. Kumaşa şekil veriyoruz. Her kumaş işlenmez. Daha çok pilise polyesterli kumaşları çalışıyoruz. Yani pamuklu kumaşlarda olmuyor. Tutmaz yani, olsa da tutmaz. Tam full olursa yani günde 5-6 metre yapabiliyoruz. Uzun bir seneden beri daha ziyade hep ihracat ağırlıklı çalışıyoruz. Yani büyük firmalara, ihracatçı firmalara pilise işlerini yapıyoruz. Teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Yücel Oğraş, üretmiş oldukları makinaların kalitesine değiniyor. Teknolojik bir sorunumuz yok ve ondan daha güzelini de çık yapabiliriz. Yani şu an çok daha kalitesi çıkıyor. Hem maliyeti düşük, yani kendi birisinden çıkıyor. Bir de hem fiyat çok ucuz, hem de bir de yani mukayese dahi edilmez yani. En iyi makine yani Çin olsun, Tayvan biraz bu işte şey yapıyor. Yani onlardan çok çok daha üstün makine yapıyoruz. Yücel Oğraş, son olarak enerji ve ham madde bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getiriyor. Bayağı elektrik harcıyoruz. Evet. Zaten bu işin en büyük gideri önce kağıt. Evet. İşte kağıttan sıkıntımız var. Büyük firmalara kağıt siparişi veremiyoruz artık. Dolara bağlı, çok arttı. Fiyatta bir dengesizlik oldu ama bu zamanla piyasa çalıştığı sürece kendi kendini toparlayabiliyor.